Türk Kızılay'ı Halep'ten kaçan sivillere insani yardım götürmek için çalışmalara başladı. Bu amaçla İdlib'e giden Kızılay Başkanı Kerem Kınık, NTV canlı yayınında bölgedeki son durumu ve yardım çalışmalarını değerlendirdi. Halep'ten tahliye edilecek olan 80 binlerde olduğunu tahmin ettiğimiz insanların acil ihtiyaçlarının karşılanması noktasında şu an planlama ihtiyaç tespiti yapmak için bölgedeyiz. 10 insani yardım tırı acil bugün geçirdik ve İdlib'in içerisinde güvenli bölgelerde özellikle çadır, kamplar noktasında kurabileceğimiz mekanlar tespit ettik. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Halepliler için yapılan hazırlıkları NTV yayınında anlattı. Kınık, İdlib'e götürülecek olan 1000'e yakın sivilin durumu konusundaki endişelerini de dile getirdi. Dün akşam beklediğimiz tahliyeler 1000'e yakın insan aslında ilk tahliye yapılmıştı. Rus askerlerinin olduğu kontrol noktasından geçtiler fakat İran milislerinin olduğu yerde durduruldular. Bunlar ara bölgedeler şu anda. İdlib'e ulaşamadılar, yoldalar ve tam o ara bölgedeyken de ateşkes de ihlal edildi. Maalesef şu an biraz da güvensizlikleri de söz konusu. Bir taraftan böyle bir gergin bekleyiş var, bir taraftan da burada o insanların ihtiyaçlarına yönelik hazırlıklarımız devam ediyor. Kızılay Başkanı her türlü senaryo için hazır olduklarını da belirtti. Çoklu bir senaryomuz var Suriye içerisinde ya da Türkiye içerisinde. Olayların gidişatına göre devletimizin vereceği kararlara göre biz de çalışmalarımızı sahada bu şekilde yönlendireceğiz.